Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanmayan balon deneyi yapacağız. Bakalım önümüzde neler var. Bir adet mumumuz var, çakmağımız, iki adet balonumuz bulunmakta. Bir balonumuzun içerisinde su var. Diğer balonumuzun içerisinde ise ben şimdi nefesini şişireceğim. Sonrasında bakalım ya patlayacak mı, patlamayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bu kadar şişirmem yeterli diye düşünüyorum. Ucu biraz rujlansa da. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz üzere iki adet balonum var. Birinde hava var, birinde ise su var. Şimdi çakmakla yakacağım mumumuzu. Şöyle. Evet. Hepinizin tahmin edeceği üzere hava olan balon patlayacak mıdır? Bakalım, görelim. Çok korkuyorum şu anda, çok heyecanlıyım. 1, 2, evet, patladı. Biraz korksam da patladı. Mumumuz da söndü bu arada. Şimdi şöyle içerisinde su olan balonumuzu denemek istiyorum. Bakalım patlayacak mı, patlamayacak mı? Eğer patlarsa her yer su olacak. Şimdi görelim. Mumumuzu tekrardan yakıyorum. Evet. Ay, çok heyecanlıyım. Umarım patlamaz. Evet. Balon patlamıyor. Ama diğerinde ne olmuştu? Patlamıştı. Bakalım. Şöyle devam ediyorum. Farklı bir köşesini yapalım arkadaşlar. Şöyle. Denenem. Yanmayan balonumuz. İçerisinde eğer bir miktar su olursa balonumuzun, balonumuz patlamaz. Eğer ki su olmayan bölgelerine denk gelirse, eğer yani şöyle söyleyeyim, içerisine siz çok az bir miktar su koyarsınız. Geri kalanını nefesinizle üfleyerek şişirirseniz arkadaşlar, balonun alt kısmı suyun olmuş olduğu yer mumla yakmış olduğunuz zaman, mumun üzerine getirdiğiniz zaman patlamaz. Ama diyelim ki diğer bölgede su yok ve suyun olmadığı bir bölgeye getirdiğiniz zaman balonunuz patlayacaktır. Bu deneyimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ben size küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Umarım olur. O da şöyle olacak. Öncelikle çakmağımı yakayım. Nasıl? Bence gayet başarılı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.